Sabaha yeni bir kuzuyla uyandık. Koyunumuz kuzladı biraz önce. Dişi mi erkek mi görmedik. Karşıda annesi şu anda onu yalıyor. Çok güzel bir kuzu. İri kulaklı, yakışıklı bir şey. Biz aldık kuzuyu tabii. Ama şimdi bekliyoruz. Biraz annesi onu benimsesin, yalasın, onu şey yapsın. Yerini değiştireceğiz. Evet. Koyunumuz şimdi kalktı. Ağzında burnundaki pisliği aldık. Bakalım. Hayvan rahatladı kuzulayınca. Bir bakınsın, biraz şey etsin. Evet, şimdi kuzu da ayaklanmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama daha erken kuzunun ayaklanmasına. Sırtına bir bakın kuzunun. Biraz yakınlaştıralım kamerayı. Nasıl koyu sarı arkadaşlar. Böyle koyu sarı olunca kuzunun demek ki bayağı iyi beslenmiş olması lazım. Ki böyle koyu sarı oluyor arkadaşlar sırtı. Şimdi diğer koyunlardan da onun yanına giden var. Koyunumuz da hiç incelmedi. Sanki bir kuzu daha var gibi ama yok bence. Çünkü olsa biraz zorlar onu zaten. Hemen kalktığı gibi yemeğe gitti koyun. Şimdi o yüzden de bokslara kapatacağız bunları. İlk yılda. Evet, kuzu ayaklanmaya çalışıyor. İnşallah dişidir. Erkek olmasın diye dua ediyorum. Çünkü erkek olunca arkadaşlar artık bu gidişle bütün kuzuları bırakacağım. Erkek merkek. İnsan kıyamıyor. Hepsi çok güzel. Seçemiyor da insan arkadaşlar. Böyle bir arada kalıyorsunuz. Ne olacağını ben de anlamadım. Ama şu kuzuyu bir çek. Manken. Yakınlaştır biraz kamerayı. Bir görelim. Manken gibi. Süper. Maşallah. Maşallah. İnşallah dişidir. Evet, kuzu bağırınca annesi de oradan yapıyor arkadaşlar. Şimdi şu yanına giden koyun da kuzulayacak yakında. O da akşamda sabahta, onu da bekliyoruz. Bayağı bir yelin yaptı. Maşallah. Ama daha yok. Ama bu kuzu var ya, erkekse eğer arkadaşlar fikrim bayağı bir değişebilir. Yani hiçbir şey satmıyormuşuz. Aynen. Dişisi erkeği damızlık kalabilir. Bu gidişle. Şaka yapıyorum da. Şimdi artık bakarız. Evet, koyunumuz arkadaşlar kuzusuna gidecek şimdi herhalde. Tabii etenesini de atmadı. Onu da birazdan atar. Arkasında geziyor. Gecenin arkadaşlar gecenin gördüğünüz gibi çok güzel kuzuları oluyor. Gece çünkü kendi de çok güzel. Hayvanlar da gerçekten güzel. Seçme aldık ve seçme olunca da böyle oluyor işte. Hayvanı çok olup da çok diye almayın. Böyle şey alın arkadaşlar. Güzel elit hayvanlar alın. Mesela 100 tane alacağınıza 30 tane alın. Onlardan güzel de bir koç alın. Seçin bir yerden güzel bir koç kendinize. Ve ondan sonra güzel kendi sürünüzü kendiniz yapın. Yani seçerek, ayırarak bırakın en güzellerini. En güzellerin o sürü zaten ondan sonra çok güzel olur. Sütlü de olur, yakışıklı da olur. Kulak mulak. Benim bu kulak yapısı ve burnunun şu bombesi var ya, orası çok önemli benim için. Bir çok hoşuma gidiyor yani. Güzel duruyor hayvan. Hayır, bir güzellik veriyor. Adam görünce karşıdan böyle güzel diyor yani. Yakışıklı hayvan. Eksiği olmaması lazım. Biraz ona bakıyorum. Ve rengi mengi işte, ayak mayak, kulak, dediğim gibi tekrardan kuyruk falan hepsi.
Şimdi arkadaşlar koyunumuzu yerine geçireceğiz. Ve ondan sonra devam ederiz. Çünkü artık aşağı inmesi lazım yerine. Ki kuzusunu benimsesin iyicene. Zaten gitti işte geldi. Yine yalıyor annesi. Annesi farkında artık. Ve boksa girince şimdi bugün onunla beraber olunca tüm gün yarın öbür gün 2-3 gün içinde şey yapar. Maşallah. İnşallah dişidir. İnşallah. Erkeğe de benziyor biraz. Ayaklansa biraz söylerim ama. Aşağı götürdüm. Ayağa kalkmaya çalışıyor kuzu. Neyse ben onu bir gidip alayım oradan. Devam ederiz sonra arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Birazdan devam edeceğiz içeride çekime. Hadi bakalım. Kayılın. Bayağı iyi. Hayır, toprak çekiyor. Tamam. İki elinle. İki elin nasıl? Çekti de bu. Kafayı boğumu geçti. Son iğne uzattı. Bir bak. Alnına bak. Geç. Daha doğrudan mı? Aç sabır aç. Azıcık daha istiyor. Hazır. Hayırlı olsun. Çok iri bir kuzu. Biraz zor aldık. Koyun. Doğru siliktirin. Değecek mi? Diş. Benimki. Dişi. Kuzlardan. Dur hadi dur. Hadi kızım gel bakalım. Kuzuya bak maşallah. Maşallah. Yine bombayız. İki tane dişi kuzumuz geldi bugün. Şimdi arkadaşlar hayvanlarımıza bakacağız. Bölümümüzü yaptık. Hayvanları şimdi içeriye ayıracağız. Ondan sonra kuzular içeride kalacak. Devamlı yem olacak demiştik. Ondan sonra da yonca falan olacak hep önlerinde. Onlar hep yiyecek arkadaşlar. Ve istediği zamanda annelerin yanına geçip onları yemeyecekler. Ve girip çıkış yapacaklar. Kapı falan koymayacağız. Sadece bir aralık şu kadar girip çıksınlar diye. Bunlar biraz fazla bağırıyor ve köpeğimiz de havlıyor. Şimdi yemlerini getireceğiz kesinler arkadaşlar. Artık. Yeter oğlum. Yemi hazırladık. Şimdi mısır ve arpa var. Karıştıralım. Aşağısını karıştırdık. Git bakalım git. Hadi. Benim kapıda bekliyorum. Hırsız. Meh.
Bölme burada böyle bu şekilde. Evet. Tuzları şimdi içeriye geçireceğiz. Bir tane koyun kalmış burada. Aynen. Onu çıkaracağım oradan. Şimdi bu ayrı tahtadan koyunca bir daha geçemezler. Evet. Sağlamlaştırmak lazım. Kuzular da bu şekilde geçiyorlar. Burayı biraz daha daraltmak lazım arkadaşlar. Ama kuzular burada da yiyor. Tabii burada da yiyecek. Bugün daha alışık değiller. Aynen. Bunları aktaracağız buraya. Hı-hı. Alttan sonra geçiyorlar. Biraz daha inceltince geçmezler o zaman. Evet. Demek ki geniş olmuş bu. Böyle bir tahta daha koyacağız ve bu paletleri bu yüzden aldık. Bayağı işe yarıyorlar yani. Zıp zıp çeviriyor. Kuzular da acıkmış bayağı mı? Acıkmışlar. Bu annesinin yanından ayrılmıyor. Bugün geçler ya yukarı. Kuzu. Biraz korkuyor herhalde daha. Üstten de atlıyor. Böyle daha iyi. Biraz dağılıp da yiyorlar. Evet. Kuzular da yesin. Hepsine yetecek kadar yem var. Aynen. Burası hazır. Evet. Şimdi buradaki işimiz bitti. Kuzular oradan da yiyor arkadaşlar. Evet. Bir sistemi biraz oturtmak için demek ki oraya bir tane kapı yapmak lazım. Çünkü bu aralıktan bunlar geçecek. Bir tane palet daha koyacağız oraya. O aralığı oradan durduracağız ve ya da incelteceğiz. Sadece kuzunun geçebileceği şekilde olacak. Şimdi gördük ki koyun da geçebiliyor oradan rahatlıkla. Ya incelteceğim ya da direkt kapatacağım orayı. Kuzuları içeri koyacağım ve yemi önlerine dökeceğim. Akşam olunca kapıyı kaldıracağım oradan. Kuzular yemlerini yedikten sonra annelerin yanına geçer zaten kendiliğinden kapıyı aralayınca. Çünkü emmeye gidecekler. Hayvanları daha çok rahatsız etmezler anneleri bu arada. Çünkü anneleri hep durmaksızın emmeyecekler. Ve hayvanları akşamdan akşama emzireceğiz. Sütlerini içtiklerinde artık gezinsinler burada. Sabah olunca aynı şekilde onları oraya aktaracağız. Bunu 2-3 gün şeklinde hep yapacağız. Ve hayvanlar zaten kendiliğinden sistem olarak alışacak arkadaşlar. Oradaki yastanın içine hep alaf yem bırakacağız kuzulara diye. Ve kuzular hep orada duracak. Kapıyı kapatacağız kuzular geçtiğinde. Ve bağlayıp duracak. Akşam olduğunda aynı şekilde açıp yeniden geriye annelerini emmeye gelecekler. Yani sistem bu şekilde arkadaşlar. Sistemi tutmaya çalışacağız. Yeri yaptık. Haftaya. Aynen yeri yaptık. Evet. Şimdi kuzulara alıştırması kaldı. Tabii onlar burada da yiyor. Alan yetiyor ama annelerini sürekli rahatsız etmemeleri için bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar iki tane dişi kuzumuz daha oldu.
Ve süper iki dişi kuzu geldi. Maşallah. Maşallah. Ardı ardına bugün koştura koştura yorulduk. Onu oraya değiştir, bunu buraya değiştir. Bu şekilde. Şimdi de aşağıya onlara gideceğiz arkadaşlar. Tabii ki de. Onların mixini de hazırla. Bunlar burada gittikçe azalıyor. Onlara direkt mısırı vereceğiz. Mısır mı vereceksin? Onlar direkt mısır yiyecek. Mısır alışsınlar. Onlar hep kuzulu olduğu için. Evet. Taze kuzulu. Onlar daha kuvvetli yesin. Arpada katacağım ama. Ve şey yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bir iki gün bu mısırdan vereceğiz. Çünkü mısırı bilmedikleri için tam yemiyorlar. Alışsınlar biraz mısıra. Arpa ekleyeceğim ondan sonra. Ve arpayla karışık yiyecekler. Kuzular mısırı bilsin küçükken. Ve gidelim bakalım şimdi verelim. Evet. Kuzularımız burada. Kuzumuzu açtık. Ve o burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine var. Hadi götüreceğiz buraya. Yememiş. Buradaki koyunumuza da biraz dökeceğiz. Tamamdır. Tamam. Bu yeterlidir. Bir tavsiyem. Bu şeye yeterlidir. Ve şimdi koyunun başına durmak lazım. Gel kızım gel. Yoksa emzirmiyor. Kuzu da o yüzden bağırıyor bildiğiniz gibi. Bizim Çilli Bey. Dur kızım. Hop. 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 Dur bakalım. Bu şekilde. Rutinimizi yapacağız arkadaşlar. Aynen. Her zamanki gibi. Sabah akşam böyle biz burada. Bu kuzu bu şekilde büyüdü. Bu kuzuya hiç kıyamadığım için hep onunla böyle sabah akşam oynadım bu ana, bu boya gelene kadar. Ve koyun durmak istemiyor arkadaşlar. Dur bakalım. Çilli çok güzel oldu arkadaşlar. Hayvandaki yapı çok güzel. Çok yakışıklı bir erkek. Kulak mulak çok geniş. Her zamanki gibi. Maşallah. Çilli çok güzel gidiyor. Ve besi de yerinde bayağı. Bu da kırmalardan diğer kuzu arkadaşlar. Annesini emiyor burada şimdi şu anda. O da. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hani kuzuyu göster bize. Kuzu da kaçıyor tabii. Hı, saklıyor annesi. Bunlar hep öyle. Annesi hep saklar. Yemiyor orada annesini de. Karnını doyurma peşinde. Suyu filan var burada. Gel. Ekeceğimiz bir şey gel. Yok. Gel bakalım gel. Gel 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 gel. Aha şimdi çıktı kuzu. Kuzu da bu şekilde arkadaşlar. Büyük kulaklı, güzel, yakışıklı bir dişi kuzu. Maşallah. Maşallah. Sayımız arkadaşlar. Kuzu sayımız 17'ye vardı. Şimdi onları da göreceğiz. Yemleri dolduralım. Aşağı ineceğiz. Bunlarda suları da var. Alafı da var. Burayı burası kapatıyoruz. Tamam. Burası tamamdır. Işığı açtık. Işığı da açtık buradan. Her şey olması gerektiği gibi. Şimdi mısır vereceğiz arkadaşlar. Diğerlerine. Gel kızım gel. Evet yeni kuzumuz burada. Dişi kuzumuz. Yıldızlardan biri. Maşallah. Koyunumuz da bu arkadaşlar. Şimdi buraya yem dökeceğiz onlara. Burasını yeni boşaltmıştık. Aynen. Gene doldu. Maşallah. Hadi kızım. Kuzuyu bırakmak istiyorum ya. Mısırı yesin. Bunlar da yesin arkadaşlar burada. İkizler bildiğiniz gibi burada büyüyor. Evet. Dişi ve erkek kuzu. Onlar da gelişecek burada büyüyecek. Burada da diğer dişiler. Anne ve kız. Bunlar da burada. O dişi kuzu orada yemeye başladı arkadaşlar. Şimdi burası hazır. Ve şimdi gideceğiz. Bir tas yem koyup daha diğer kuzulara gideceğiz. Yeni kuzumuz bu şekilde. Evet.
Diğer gelen kuzuya bakacağız arkadaşlar. O da bugün oldu, diğer dişi. Çok şükür ki dişi. Aynen. Oldular. Yemlerini buraya dökelim. Diğer dişi kuzumuz. Burada. Bunu da böyle bu şekilde arkadaşlar. Diğer yıldız burada. Annesiyle. İri bir kuzu. Bakın ne iri. Ve bu kuzu niye bağırıyor? Çünkü annesi bu kuzuyu almadı galiba. Dur bakalım ne olacak şimdi. Emmek istiyor. Kuzu aç arkadaşlar. O yüzden böyle. Diğer erkek kuzu ve annesi yemini yiyor. Bu da kuzu da annesine hep sokuluyor, dişi kuzumuz. Maşallah yapılı, ayaklı, güzel bir kuzu. Gece yaptı yine yapacağını. Yine güzel bir dişi kuzu verdi bize. Sağ olsun. Kısmetse seneye gene onu kullanacağız. Erkek olarak gene bu koyunlarda. Ve yeni genç erkekler de bırakacağız tabii. Bu kuzuyu şimdi de emzirmek lazım. Evet. Şimdi işlerimizi yapalım. Diğer kuzulara falan hepsine suyunu muyunu koyalım. Yemini, alafını. Yemi koyduk da alafını koyacağız arkadaşlar ve sularını doldurup en son olarak buraya geleceğiz. Çünkü bu kuzu aç. Müdahale gerekli. Biraz yardım gerekecek burada. İstenmedik olaylardan biri bu. Genç hayvanlarda, ilk defa kuzlayanlarda. Kuzusuna ilk 1-2 gün bakmak istemeyenler var böyle. Bildiğiniz gibi Çilli'nin annesi olduğu gibi bu da herhalde biraz nazlanacak ama aldırmaya bakacağız kuzuya arkadaşlar. Annesinin altına vereceğiz hep. Annesinin alışması lazım. Hayvan gayet güzel. Yemini yiyor. Yani yavrudan sonra sıkıntı yok. Problem yok. Biraz zor kuzulattık onu. İki kişi. Babamla zor aldık kuzuyu. Zor. Kuzu çok iri arkadaşlar. Ayaklar geliyor ama kafa gelmiyor. Kafa gelmeyene kadar, çıkmayana kadar yani biraz zor iş. O yüzden de böyle. İyi ki de gündüze denk geldi. Aynen, bir de o da var. Gündüze denk geldi. Hava da iyiydi bugün. Şanslı. Evet. Çok şükür. Şanslı kuzulardan birisi o. Arkadaşlar şimdi yomca vereceğiz. Hayvanlara. Ve oradan. Kuzulamış olan koyunlara. Kuzulamışlara yonca veriyoruz. Akşamları diğer kuzulayıcılara saman veriyoruz. Hayvanlar bayağı bir genişledi kuzlayanlar ve o yüzden akşam samana çevirdik. Biraz incelsinler diye. Çünkü çok iri kuzular oldu ve çok yem verdik. Güzel aslında iri kuzu olması ama zor kuzuluyorlar arkadaşlar. O yüzden de biraz samana da çevirdik. Yonca balyası var yoksa burası dolu, orası dolu, yukarısı dolu. Yani il biçime tutacağız yani. Bol bol yonca da versek sıkıntı yok ama. İnşallah. O yüzden de vermiyorum. Biraz incelmeleri lazım ki kuzuları daha rahat yapsınlar. Ki artık biraz geç kaldık ama gelen seneye bir ay kala saman vermeye başlayacağım. Akşamdan akşama sabah yonca vereceğim kuzlamalarını. Çünkü daha çabuk kuzlayabilsinler, daha rahat kuzlayabilsinler, koyunları zorlamasınlar diye. Çünkü kuzu içinde çok büyüyor yemi verince ve kuzu bayağı bir yüksek kiloya yetişiyor ve ondan sonra da zor kuzulama oluyor arkadaşlar. Yardım tabii ki lazım olunca yardım ediyorsunuz ama bugünkü ikisi de bayağı bir zor kuzuladı çünkü bayağı iri kuzular. Buradakilerin yoncasını koyduk. Bu koyun buradan yiyecek. Kuzu arkadaşlar bakın kuzusunu doyurmuş. Ne güzel kuzu yatıyor şimdi burada. Dünya umurunda değil. Aynen. Karnını doyurdu.
paşa gibi yatıyor. Bakın arkadaşlar, ilk defa kuzuladı. Kuzu kuzusu bu koyun. Bakın şimdi. Yavaş bir koyun ve bakın ne oluyor şimdi. Dur kızım, dur. Dur. Emmiş bu tarafı. Tamam. Bakın. Ama tutamıyorum. Diğer tarafında çünkü. Bu tarafını kuzu emmiş. Bakın. Süt dolu arkadaşlar. Diğer meme süt dolu. Ama ben bugün bir tarafını kuzu yemiyor. Fazla geliyor kuzu yememeyecek diye. Diğer tarafını kendim yere sağıyorum. Yani hayvan sakatlanmasın diye. Birinci 2-3 gün, bir hafta koyunu kontrol edin. Çünkü sütlü olunca kuzu sadece tek tarafında zaten doyuyor. Diğer tarafını sakatlamayın, mastit olmasın koyun. Yani mastit olunca demek memesi körleniyor. Ondan sonra süt mü gelmiyor. Oradan sakat tek memeyle kalıyor. Gelen yıla 2 tane kuzu yaparsa bakamayacak 2 kuzuya. Sakat olduğu için sadece bir tanesini büyütebilir. Ve sağayan kişiyseniz, hayvan sağayan kişiyseniz eğer, tabii bu sütün de litresini azaltıyor. Çünkü bir tarafından süt gelmiyor. Tek tarafından az süt gelir. Ve o yandan da iyi değil. O yönden. O yüzden de bu şekilde. Devam edelim diğer tarafa. Burada iş tamam. Ama şu kuzuya bir bakacağım ya. Hoşuma gitti çok. Rengi mengi almış ya. Tam ya. Baba gelmiş. Hadi kızım kalk kalk. Kalk, kalk kızım. Hadi güzel kızım. Kalk. Şuna bir bak. Kuzuya bir bak. Kuyruk muyruk bakın şuna. Süper bir kuzu. Maşallah. Maşallah. Silkelendi mi? Demek kuzu emmiş ve geriliyor şimdi. Rahatı yerinde demek arkadaşlar. Hiç kendimiz hiç şey yapmadık, müdahale etmedik ve bu figürü işte görmenizi istiyorum. Bu figürü bir görün. Bak. Bu manken gibi maşallah. Taze doğan bir kuzula. Bugün doğdu sabah. Yatsın orada şimdi. Diğer ondan da yeri. Evet, ayakları falan aynen. Bayağı yeri. Bu kuzu çok göreceksiniz. Bir hafta 10 gün sonra iri ve uzun kuzu olacak. Zaten belli. Çok şükür hani, ki dişi oldu. Aynen. Erkek olsaydı yandıydı. Erkek olsaydı düşün. Diğerini söylemeyeceğim. Nasıl olsa. İşin içinden çıkamıyoruz. Hangisini bırakayım diye kafayı bozacağım. O yüzden de dişi olsunlar ki bırakabileyim. Aynen, danılık. Şimdi buraya da yoncayı doldurduk. Kuzuya bakın. Şimdi de bu öğrendi buradan geçip de bilmeyi. Evet. Ama bu da ayaklı. Yapılı güzel bir erkek olacak arkadaşlar. Maşallah. İşte o yüzden beğeniyorum onu da çok. Annesi de çok sütlü bir koyun. Güzel. Burada ortak da var. Alalım. Aynen. Erkek danamız da burada arkadaşlar. Evet. Kısmetse seneye. Bu kesip. Sene. Aynen. Şey, seneye değil de yılın sonunda 11. 12. ayda evet. Pastırmalar, sucuklar yaptığımız, her sene aldığımız bir tane danamız oluyor bizim. Evde pastırma sucuk yapıyoruz işte onun şeyinden. Evet. Ve şimdilik yukarı çıkacağız. Yukarıdakilere koyacağız arkadaşlar ve ondan sonra buraya koyuna geleceğiz. Emzirmeye kuzuyu. Evet. Şimdi bakalım başımıza ne iş açacak bu koyun. Bakalım duracak mı, durmayacak mı? Yani sıkıntı olabilir İnşallah yani biraz. İnşallah bakar kuzusuna. İnşallah. Diğerlerinde var zaten. Var, onlar da var. Aynen. Onlar yesin. Onlar yesin. Şimdi saman çıkaracağız yukarı. Samanı çıkaracağız. Yukarı. Oh. Bekleyin şimdi bakalım ben.
Sadece yemli olmayacak senin işin diyorlar. Yiyecekler sıraya. Gelin bakalım. Hadi gel. Gel gel gel. Gelin bakalım kızlar. Gelin bakalım. Bol bol. Nasıl yesin şimdi? Evet. Gece de bekliyor payını. En büyük payı hep gece istiyor. Onda maşallahı var. Kilosunu hiç kaybetmiyor. Nasıl kaybetsin? Kondisyondan düşmüyor yani. Gece benim gibi sağlam yiyor. Ve kilo kaybetmez kolay kolay. Evet. Gel. Aslında ben bu. Neyse. Yarından başlarız. Bunlar buradan yesin. Geçer onlar zaten. Ve yarın artık onları eğitmeye başlayacağız. Yani. Başlamamız gerekiyor. Koyunun tanesi geçti. Altları da kuru. Tertemiz. Altları hep kuru olması lazım zaten. Evet, tertemiz. Burayı hep o yüzden beton dökmüyoruz. Koyuna zaten beton olmaz. İnek değil ya. Tabii. İneklere tamam ama koyuna iyi değil. Evet. Soğuk alır yani beton. Hep tertemiz olur. Yer ağaç içine. İçeriklerinde hep toprak emer. Evet. Ben şimdi hayvanları biraz saldığımızda burayı temizleyip atacağız. Burası tertemiz olacak. Gel kızım gel. Su içiyor arkadaşlar. Hazır. İlk defa olunca biraz böyle de oluyor arada. Yapacak bir şey yok. Kuzu yeri güzel. Bayağı bir yeri maşallah ayak kutusu. Oh. Biraz böyle oluyor arkadaşlar. Yorucu oluyor tabi. Böyle olunca. Ama yapacak bir şey yok. İşte hayvan duruyor. Annesi duruyor. Kuzuyu alacak sıkıntı olmayacak ama artık yarın öbür gün daha iyi olur. Hmm. Yemecek yavaş yavaş kuzu. Giriyor işte. Tamam. Koyun bakın şimdi. Kuzun memeyi buldu yemiyor. Ve koyun çantalarını yere düşürdü mü? Bu iş tamamdır demek. Annelik yapar bu koyun. Bu çantaları yere düşmedi mi gece çillinin annesi gibi yandınız demek. Yani
bir hafta çilliye biberonla baktım böyle. Koyunu tuttum, sağdım. Ondan sonra biberonla süt, ondan sonra biberonla süt. Kuzu biraz büyüyünce anneye alıştırdık. Kuzu ölmesin diye. Ve koyunu tutmaya başladık bu defa biberondan sonra. Koyuna geçtik. Koyunu tutup altına verdik hep. Tutup altına verdik ve o şekilde hayvan alıştı. Şimdi en azından gidip altına girip emiyor bari. O sıkıntımız bari yok. Gece Çilli Bey öyle büyüdü o şekilde zorlukla. Bildiğiniz gibi sabah akşam hep başında durdu koyunun. O şekilde. Şimdi diğer dişi kuzumuz da burada artık. Bunda sıkıntı yok. Bu da alışacak. Sevindim şimdi bu işe. Madem koyun çantaları yere düşürüyor. Demek ki kuzusunu biliyor yani. Bu kuzu onun olduğunu. Benimsemiş. Yani bu da güzel bir şey.